akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Dış politika gündemi de, iç politika gündemi de yoğun. Biliyorsunuz bugün Türk-Yunan askeri heyetleri bir araya geldiler. Daha sonra bir görüşme için de yapılacağı mesajı verildi. Avrupa Birliği, Güney Avrupa ülkeleri, Med-7 diye bilinen ülkeler bir araya geldi. Özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları tartışılıyor. Çok da tepki topladı Ankara'dan. Diğer taraftan Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi toplantısında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuştu. Yani Doğu Akdeniz gerilimi devam ediyor. Tabii ki dış politikada bunu konuşacağız. İç politikadaysa yapılan açıklamalar, kulis bilgileri, şimdiden 2023'te yapılacağı ifade edilen seçimler tartışma konusu. Dolayısıyla bu da gündemimizde olacak. Hemen sizlere konuklarımı tanıtacağım. Doktor Hulki Cevizoğlu, sosyolog, gazeteci bizimle birlikte, hoş geldiniz. Şaban Sevinç, gazeteci, bizim televizyon yayın yönetmeni, iyi akşamlar. Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi, hoş geldin Melik. Merhaba. Ve Zafer Şahin, Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte. Merhaba Zafer. Merhaba. Şimdi iç politikayla başlayacağız. Sonrasında tabii ki hem sıcak gelişmelerle dış politikaya döneceğiz, hem de sonrasında konuşacağız Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri. Ama öncelik, biliyorsunuz Türk siyasetinde bir kahvaltı diyaloğu dönüyor Meral Akşener'le Selahattin Demirtaş arasında. Aslında tabii işin perde arkasında başka konular da var. Başka diğer partilerin görüş alışverişleri, yaptıkları kulisler de önemli, ama önce sadece bir kahvaltı diyaloğuna bakacağız. Nasıl başladı? Ruşen Çakır'a verdiği röportajda Selahattin Demirtaş dedi ki, liderlerin siyasi amaçla bir araya gelmeden önce insani ilişkiler kurması gerekir. İnsani ilişki çerçevesinde bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak'la birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim ifadesini kullandı. Meral Akşener ise insanlar birbirleriyle derin dostluklar kurmak zorunda değil ama saygı göstermek zorunda dedi. Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var. Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği var dedi. Şimdi bu acaba açıklamalar nereden çıktı, niye ihtiyaç duyuldu diye konuşacağız. Hulki Cevizoğlu, ne anlamalıyız? Yani nereden çıktı? Bir ittifak arayışı falan mı var? Vallahi geçen salı günü de Başak'ın programında da aynı şeyleri söyledim. Şimdi siz okudunuz açıklamayı. Salı günü oraya dikkat etmemiştim, o cümleye. Kapıyı çalar giderim. Yani randevu almak bile yok. Samimiyet bayağı ilerlemiş gibi bir ifade var. Çal kapı. Yani çat kapı. Ha, çat kapı. Evet, çal kapı, çat kapı. Yani çat kapı gidecekse bir insan birisinin evine, çok samimiyet var demektir, değil mi? İnsanın çok yakın arkadaşları gelir. Hatta onlar bile bazı ailevi ilişkilerde haber vererek giderler. Yani habersiz bile kahvaltıya gidebilecek kadar bir siyasal ilişki var mıydı? Vardı da biz bu cümleyle mi bunu deşifre olduğunu anlıyoruz? Enteresan. Yani bu sanki ifade ilk ilişki, ilk açıklama gibi. Ama çat kapı aşamasına gelmesi için bunun bir öncesi olması lazım. Kamuoyunun bilmediği, daha önceden yaşanan ve perde arkasına kalan bir gelişme mi var acaba? Değil mi? Yani moda deyimle söyleyeyim. Aslında Atalan Üsküdar'ı geçtim önceden bu dostluk ilişkisinde. Enteresan. Şimdi iki partinin tabanı birbiriyle asla uyuşmayan, liderlerin uyuşması ancak tepeden gelen bir emir olursa seçim zamanında, yani biz anlaştık, siz de tıpış tıpış sandığa gideceksiniz mantığı olursa bir anlam taşır, ama kimse bu emre uymaz herhalde. Yani tabanlar uymaz. Tabanlar uymaz. Hı-hı. Evet. Yani sonuçta piramidin tepesindeki insanlar bunlar, liderler. Ama piramidin altında seçmen tabanı var. Yani o kitle nasıl uyuşacak birbiriyle? Emirle gelen, komutla gelen bir sandık sonucu olmaz herhalde. Yani İyi Parti'nin Genel Başkanı Sayın Akşener'le Demirtaş şu anda Genel Başkan, eş başkan değil mi? Değil. Yok, değil. Peki değil. Hangi sıfatla söylüyor bunu? Şimdi
sen kimin adına konuşuyorsun diye sorarlar. Fiili genel başkanca. Yeni parti kuracak iddiaları ortaya atıldı. Belki bu yeni... Soracağım onu birazdan. Ha, yeni kurulacak ama yok, parti bugün akşam açıklama yaptı. Evet. Öyle bir şey yok diyor. Yok diye değil mi? Evet. Yani o zaman bu soru olmaz daha haklı hale geliyor. Yani ne adına, kim adına kahvaltıya gidiyorsun? HDP'nin doğal lideri Hulki Bey. HDP'nin doğal lideri kim? Ben onu bilmiyorum. O mudur? Abdullah Öcalan mıdır? Başkası mıdır? Kandil midir? Yani onu birlikte konuşalım. Doğal lideri kimdir HDP'nin? Yarın eş başkanlar derse ki ya biz böyle bir şey düşünmüyoruz. Biz çat kapı gitmeyiz derse ne olacak? Yani anlaşılan bir şey değil. Yani burada bir mistik durum var. Mistifikasyon var. Yani gizemli bir durum var. Biz cümleyi biliyoruz, arkasını bilmiyoruz. Peki Meral Akşener de mi gizemli? Yoksa Meral Akşener? O da gizemli. Öyle mi? O da yani gizemli. Kapıyı kapatmıyor mu sizce mesela? Yani şunu konuştuk. Efendim Anadolu'da bir adet vardır. Kapıyı çalana kapı açılır. Yani eskiden Anadolu'da kapıyı çaldığınız zaman karşınıza o bölgelerde terörist çıkıyordu. Kapıyı açamıyordunuz. Şimdi bu iş nasıl oldu da terörden sonra kapı çalınınca biz... Karşıdan gelen kişinin ne olduğunu anlayacağız. İnsani ilişkileri geliştirmek açısından demiş. İnsani ilişkileri düşünecek aşamaya gelmeleri çok iyi HDP'nin. Ama tabanda doku uyuşmazlığı olur ve tutmaz bu proje diye düşünüyorum. Peki yani şu Güneydoğu'nun böyle bir özelliği vardan hemen önceki. Kapıdan çıkıp gittikten sonra davamız öyle devam şey. Eder. Evet, işte orası yani, da mistik. Orası da gizemli. Öyle bir şey de yok ayrıca ya. Nasıl yok? Ya ben 18 yaşına kadar orada yaşadım. Bir de böyle bir adet yok diyorsun. Programa gelmeden de sordum hani yanlış yapmayayım diye. O şöyledir. Kan davanız kapınızı çaldığı anda siz barışıyorsunuz. Kapı kapanınca tekrar düşman olmuyorsun hayır. Yani. Barışıyorsunuz. Karadeniz'de de öyleydi yani çok eskiden. Kan davalı birinize kapınızı açıyorsanız yaşlı birini eştiğinde barışıyorsunuz demektir. Evet. Gittikten sonra tekrar kaldığı yerde olmuyor öyle bir şey. Yani kapı çalınıyorsa barış için çalınıyor. Devlet... Ve o size kapıyı açıyorsa barışıyorsunuz demek. Anladım da ama yani ben mesela bunu okuduğumda şöyle anlıyorum Meral Akşener'den. Yani evet konuşurum, otururum, kahvaltımı ederim ama sen gittikten sonra benim davam devam eder. Edemez işte. İşte barış başlıyor. Onu anlamıyoruz işte. Acaba etmez. Orada kastedilen şu mu? Ya bizim bir amacımız var. Ne? Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek. Beraber indiririz. Sonra herkes kendi yolumuza bakarız. Belki de o mesaj mı veriliyor? Yani ihtimallerden birisi de belki de bu. Nasıl? Bir daha şöyle. Erdoğan'ı indirmek için. Bu zaten bunu yaptılar şey yani yerel seçimlerde. Hiç de öyle aralarında çok özür diliyorum. Aralarında hiç de öyle uzlaşmaz çelişkiler olmadığını yerel seçimlerde gördük. Ankara dahil bütün büyük şehirlerde gayet güzel ittifak yaptılar. Yerel yani, seçimden sonra, yani, genel seçimden sonra mecliste birbirlerine her tür hakareti yaptılar. Ama bunun yerel yönetimleri paylaştıkları illerde herhangi bir yansıması olmadı. Demek ki görüntüde bir sorun varmış gibi yapılıyor. Ama siyasi çıkarlar uğruna aslında aralarında uzlaşamayacakları hiçbir şeyin olmadığı gibi bir görüntü de veriyorlar. Bir de Demirtaş şimdi orada Demirtaş üzerinden bir güzelleme yapılması tesadüfi değil. Burada Demirtaş biraz PKK ile iltisaklı ilişkili HDP'nin kadrolarından ayrıştırılıyor. Daha böyle işte makul, mağdur. Çünkü Kemal Bey de dedi ya her yattığı içeride madalyasıdır diye Demirtaş'ın cezaevinde olmasını. Evet. Burada şey yani bir... Yani ne demek bu şimdi ya? HDP'li, ya bu partiler, siyasi partiler öyle ya da böyle dost adı altında, ittifak adı altında eğer seçimde birlikte hareket edeceklerse HDP'li etmeyecekler, Selahattin Demirtaş'la mı edecekler? Selahattin Demirtaş üzerinden HDP'nin tabanını konsolide etme çabası. Yani Demirtaş figürü üzerinden İYİ Parti ile HDP tabanlarını birbirine alıştırma. Böyle bir çaba var. Yani alıştı mı mesela şu ana kadar? Bir hafta geçti galiba. Vallahi şeyde yerel seçimde yaptılar ya Hulki Bey. Yani yerel seçimde İmamoğlu'na işte aynı HDP'lilerle İYİ Partililer gidip İmamoğlu'na oy verdi.
İşte Antalya'da Muhittin Böceğe bu arada Allah şifa versin, evet, sağlık versin. Ya hem Muhittin, evet, Böceğe hem tüm vatandaşlara hem diğer siyasilere, bu hastalığa yakalan herkese geçmiş olsun dileklerimizi, evet, iletelim. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla orada mesela bir deneme yapıldı. Burada şöyle bir şey yapılıyor. Yani deniyor ki işte, ya bu işte bir Erdoğan'ı bir devirelim. Yani bu Erdoğan karşıtı meselesi var ya. O birbirine benzemeyen aktörleri bir araya getirdi ve biz 7 Haziran'dan bu yana paslaşmaları görüyoruz, yadırgamıyoruz. Yani mesela Saadet'le CHP yan yana gelebilir miydi? Yani İyi Parti, Saadet, CHP aynı yerde dışarıdan HDP destekli, HDP barajı açsın diye CHP tabandan oy gitti. Bu 7 Haziran'da CHP kendi söyledi. Bizden çok fazla oy kaydı. O yüzden hani 13.5'a çıktı, biraz fazla çıktı diye. Sonraki seçimde de yine 10.5-11 CHP'nin oylarıyla. Yani burada Erdoğan kaçtı meselesi onlara bir meşru zemin. Kendilerince bir meşru zemin hazırlıyorlar. Yani önce bir Erdoğan'ı devirelim. O yüzden birbirine benzemeyen aktörler pekala bir yere gelebilir. Sen şunu demeye çalışıyorsun. Yani önce bir... Mesele Erdoğan'ın gitmesi ise işte Meral Akşener'le Selahattin Demirtaş kahvaltı da eder. Bir şekilde bir araya da gelirler. Öyle diyorum. Öyle diyorum. Yani o siyasi hattı domine etmek isteyenler bu şekilde Millet İttifakı hattını genişletenler, oraya belki hani Babacan Davutoğlu da eklenecek. O hattı genişletenler şöyle bir meşru bir zemin hazırlıyor. Erdoğan kötücül. Erdoğan tek adam. İşte Erdoğan diktatör. Bu söylem üzerinden kendilerine bir meşru zemin hazırlıyorlar. Ve diyorlar ki bir devirelim, sonrasına bakarız. Sonra kapıyı kapatır gene kavga ederiz mi? Gerekirse ayrışırız, kavga ederiz, gidebildiği yere kadar. Ama önce bir Erdoğan'ı devirmek. Şimdi yerel seçimde de bu motivasyonla oldu. Yani İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin bu motivasyonla oldu. Çünkü böyle bir şey var. Ama sonra var. Meral Akşener'in çok keskin açıklamaları, HDP'ye karşı duruşu, bunlar hep şey miydi? Politik oyunlar mıydı? Bunlar tamam, şu anda siyaseten flört ediliyor. Bu siyasi flört. Yani kapını çalarım, alırım içeri ama sonra davam kaldığı yerde devam eder. Ayrıca dediğim gibi içeri aldığınız andan da itibaren de kan davası bitmiş oluyor, barışıyorsunuz. Hakikaten bu gelenek böyle. Yani Meral Hanım belki bunu eksik biliyor ya da işine geldiği gibi yorumladı, hı-hı, ama o öyle değil. Kapınızı çaldığı anda, siz sofranıza buyur ettiğiniz anda kan davası biter. Şimdi formatınızı tam bilmediğim için hani ilk ilk misafirim. Arada konuşabiliyor muyuz yoksa hani Şaban'da sırasını savsun sonra mı? Gayet rahat konuşabilirsiniz. Peki, şimdi Melih... Ben konuşmamak için kendimi zor tutuyorum. Belli onu hissettim. Ama Şaban Bey sözü aldım, kimseye bırakmaz. Ona göre ne konuşacaksınız şimdi konuş. Evet. Söz bizdeyken vermeden konuşalım. Şimdi Melih'in Melek'in akıl yürütmesine bakarsak yerel seçimlerde bu yapıldı dendi ama yerel seçimler öncesi örneğin İstanbul'da böyle bir liderler arasında yakınlaşma görüntüsü yoktu. Tam tersine söylemleri birbirinden uzaktı. Yani asla bir araya gelinemeyecek bir yapı vardı. Ona rağmen İstanbul'da böyle bir HDP'li seçmenin de oyuyla İmamoğlu seçildiyse burada kimsenin kahvaltı yapmasına, öğlen yemeği, akşam yemeği yemesine gerek kalmıyor. Ayrıca AKP'nin bir kahvaltılık canı mı kaldı ki bir kahvaltı da bu iş değil oluyor? Şimdi, değil. Onlar ama kendilerince şöyle... AK Parti ile bir alakası yok ki. Bu AK Parti dışında bir... Hayır, onu yani devirmek için diyor. Hayır, şu, evet, Erdoğan karşıtı bir arayıştan bahsediyoruz. Ayrıca Erdoğan'dan Melik, bağımsız bu. Melik şu da var. Erdoğan yani, karşıtı bir arayış. Yerel seçim öncesinde de, sonrasında da, öncesinde de HDP ile sanki birlikte değilmiş görüntüsü vermek zaten bir strateji. HDP de bundan şimdi rahatsız. Şimdi gene yapabilirler. HDP de zaten ama şimdi bakın HDP rahatsız olduğu için. HDP de artık bunu genel başkan, eş genel başkan düzeyinde dile getirdi. Bir yani, dahaki ittifak artık açık olacak. İlişkimizin adını olacak. Tabii bunun bu adını koyalım. Şimdi yüzük takalım hani o hikayesi. Magazin figürlerine soruyorlar ya aranızda ne var? Onlar diyor ki sadece arkadaşız. Yok aslında sadece arkadaşlık. Bu arada bayağı bir yol yürüyorlar. HDP diyor ki artık bu işin adını koyma vakti geldi. İyi ama ben şunu söyledim işte başta. Bu arada İyi Parti ile HDP nikah masasına birleşemez. Yani siyasi nikah arada masasında. Arada başkaları var. Tamam. Siyasi yani nikah masasında. Yani CHP var. Oraya yok, eklemlenecek Davutoğlu var. Onlar da Babacan bir araya var gelse aynı siyasi nikah masasında bu nikah kıyılamaz yani. Şimdi Atatürk. Yani bu görüntü olmaz. Tutmaz. Olur da tutmaz. Ha şu olabilir. Ortak bizim, düşmanda bizim, birleşiyorlar ya ama Ulki Bey. Onu göz ardı etmeyin. Şimdi bizim hiçbirimizin bilmediği arkada gelecek ikinci, üçüncü plan ve
proje var ise biz onu bilmeden konuşuyoruz şu anda. Gördüğümüz sahnelenen bir oyunu, işte, durumu gördük. İlişkin... Ha, arkadan başka bir gelişme yaşanacaksa, planlandı ve bu proje haline getirildiyse bu, o zaman olur mu olmaz mı ileride bir daha konuşmak gerekir. Hı. Ya da Sayın Akşener'in bir açıklama daha yapmasına fayda var. Yaptı mı bilmiyorum, ben duymadım. Olumlu, çok özür dilerim. Akşener'in buna olumlu bakmasının nedeni şu Ülkü Bey. Eğer velev ki Meral Akşener çatı aday olursa HDP şimdiden itiraz etmesin. 3 sene var. Yoksa ama. Meral Hanım ne evimde ne işi var diyebilirdi. Yani orada Meral Hanım'ın çatı aday ihtimali ona Meral Hanım böyle onu bir açıklamaya dur, itti. Oraya dur bir yerlere. Evet yani açıklamaya itme nedeni o. Şimdi arkadaşlar çok komplocu yaklaştılar bu Demirtaş'ın Meral Hanım'a. Ben henüz konuşmadım. Kahvaltı girişimine. Zafer henüz konuşmadığını söylüyor ama bayağı konuştu arada. Şimdi İstanbul seçimlerinde oldu bu diyor Melik Yiğit'e. Yok, olmadı ya, gerçekten olmadı. Yok, oldu dedi İstanbul seçimlerinde. Oldu dedi. İstanbul seçimde aynı yeri verdi. Tayyip Erdoğan'ı devirmek için. Şimdi bir defa Tayyip Erdoğan'ı siyasi partilerin devirme girişimi sandıkta seçimle gayet meşru. Tabii, bir, onu tespit edeyim. Tabii, ben gayrimeşru demiyorum. İki, İstanbul seçimlerinde oldu dedim. Yani şimdi İstanbul seçimlerinde şöyle bir şey oldu. Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan taraf oldular. Değil mi? 23 Haziran yenilenen seçimde Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan taraf oldular. Hatta Abdullah Öcalan'ı taraf ayrı oldular. Taraf anlamında mı? Efendim? Yok, ayrı. Farklı taraflar. Demirtaş taraf. İmamoğlu'na verin dedi. Bakın Demirtaş, Öcalan bağımsız kalın. Demirtaş diye. İmamoğlu'nun desteklenmesi yönünde mesajlar verince hükümet Abdullah Öcalan'a, hı hı, Abdullah Öcalan'ın ipine sarıldı. Biliyorsun bir, Zafer'in en sevdiği konu bu. Evet, Zafer'in en sevdiği konu biliyorum. Sen söylemeden ben bunu söyleyeyim. Hükümet Abdullah Öcalan'ın ipine sarıldı. Şaban Bey'le arkadaşlarımın en sevdiği sözde konu. Sözde bir öğretim üyesiyle, Dicle Üniversitesi'nden galiba bir öğretim üyesi, hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir adam çıktı, öğretim üyesi, işte PKK konusunda uzman filan diye birkaç gün haber oldu hükümete yakın kanallarda. Sonra o herif gitti Abdullah Öcalan'dan bir mektup aldı. Abdullah Öcalan'dan aldığı o mektup TRT'de, Anadolu Ajansı'nda yayınlandı. Seçime bir iki gün vardı sanıyorum. Ve şöyle diyordu Abdullah Öcalan, hükümetin ricası üzerine yazdığı mektupta. Şaban Bey, belki unutursunuz diye söylüyorum. Bir de Öcalan'ın kardeşini de TRT'ye çıkardılar. Evet, Öcalan'ın kardeşini de TRT'ye çıkardılar. Yani. İki tane argüman var zaten. Zafer bazen mektubu, şey yapıyor. Apo'nun mektubu geliyor. Öcalan'ın kardeşi. Onu da hatırlatayım. Belki tamam, TRT şaşı ama. İnsafa, yani İnsafa geliyor. Zafer bazen doğruları böyle söylüyor. Hani iki tane argümanınız var zaten. Unutmayın şimdi, bir tanesini. Hayır. Yani hayır. Şimdi HDP ile İYİ Parti'nin Millet İttifakı altında yakınlaşmasını, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine karşı birlik oluşturmasını yadırgıyorsunuz ya. Bu projeyi yapanlar, projeyi oluşturanlar, Tayyip Erdoğan'ı devirme girişimine pişirenler falan. Ya kim bunlar işte? Bu muhalefet partileri yapıyor bunu. Ben küçük bir araya girebilir miyim Şaban Bey, lütfen? Bak, küçük bir araya gireyim, devam edelim. Ben yadırgamıyorum. Burada yadırgadığım şey şu. HDP'ye diyorlar ki elma dersem çık, armut dersem çıkma. Hiç öyle bir durum bunlar yok. Bunlar da diyor ki nereye kadar armut? Hep hiç armut, hep armut. Yeter yani ya. Hiç öyle bir durum yok. Bakın al elma, çıktım diyor. Bir defa burada, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde hükümet Abdullah Öcalan'dan yardım istedi İstanbul'u kaybetmemek için. Ama Abdullah Öcalan hükümetin ricası üzerine yaptığı açıklamada yine Kürt vatandaşlarımızı Sayın Binali Yıldırım'a oy vermeye yönlendiremedi. Ya bir şey soracağım ya. Onlar sonradan ama ben sorayım. Abdullah Öcalan, yani hükümet Abdullah Öcalan'dan ricada bulunur mu sence? Ya Hande, Allah aşkına hepimiz yaşadık. Bir daha bir yıl geçti üzerinden. Şaban Bey, lütfen. Ya arkadaşlar bakın şimdi. Bak, çok net bir şey söylüyorum. Bak, ben onu söyleyeyim size. Öcalan'ın mektubu geldi mi? Birkaç gün kamuoyunda konuşuldu. Yok daha gelmedi işte. Şöyle. O öğretim üyesi gidemedi falan filan. Ondan sonra bakın. Mektup okunduktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı bile açıklama yaptı. Tamam. Bildiğim kadarıyla mektup geldi filan diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması var. Hayır, mektup açıklanmıştı. Bu mektubun açıklamasına dair şey dedi, yani Öcalan'la PKK kadroları arasında bir çatlak var. Sayın Cumhurbaşkanı onu geldi ve örgütü şimdi hani zayıflatmak için doğru. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bakın. Açıklama. Bizim toplumumuzun bir geleneği var. Hatta bu geleneği yanılmıyorsam 3-5 sene öncesine kadar devlet de uyguluyordu. Güneydoğu'da bu hani
kan davası olan aşiretleri barıştırma politikası vardı devletin, hatırlayalım. Milletvekilleri, ilin valisi, bazen bakanlar o aşiretleri barıştırma törenleri yapıyorlardı değil mi? Yani birkaç yıl öncesine kadar hep bunları tanıdık. Dolayısıyla kan davası yani ülkemiz için, insanlarımız için de kötü bir şey. Yani ilkel kötü bir şey. Bunu kaldırmak için devlet de bir politika uyguluyor. İki, insanlar. Şimdi bizim hem dinimiz, işte Hazreti Muhammed'in şeyi var, ayeti var, hani küçler, üç günden fazla küçük almayın falan gibi. Hazreti Muhammed'in hadisi mi? Ayeti, Allah'ın yok, ayeti. Yok, affedersin, Hazreti Muhammed'in hadisi. Hadisi, evet. Hadisi var. Yani hani üç günden fazla küçük almayın Müslümanlar diye. Şimdi bir yani de İYİ bir Parti de, ile HDP küs kalmasın mı? Kalmasın. Kalmasın. Bir saniye. Ha, barışsınlar. Melikciğim, geleceğim bir saniye. Şimdi bir de bizim hani hepimiz herhalde şey, Hande gidiyor mu bilmiyorum hani hanımefendi olduğu için, ama erkekler bizde adettir hani Ramazan şey bayramlarda bayram namazına gideriz. Ben köye gittiğim zaman mesela babam beni kaldırır, babamla birlikte gideriz köyün camisine. Bayram namazı kılarız. Ondan sonra namaz biter çıkarız dışarı. Daha camiden çıkmadan bayramlaşma başlar. Doğru. Herkes bak. Namaz kılan herkes birbiriyle tokalaşır. Yani nedir o? Hem bayram kutlama hem de küsler varsa, ki vardır. Köy yerinde küslük olur yani. Ya kardeşler bile küser. Anlamadım yani. Selahattin Demirtaş'la Meral Akşener küs ve barışıyorlar mı sonuç itibariyle? Evet. Onu oraya getireceğim. Yani yadırgamayın diyorum. Yok, yadırgamıyorum. Yadırgamayın barışmalarını. Böyle saklama, şu özür dilerim Şaban Bey. Böyle deveye hendek atlatmaya gerek yok. Yani işte kapıyı çalarım, o da kan davalım, dava kaldığı yerden devam eder. Böyle şeye gerek yok. O konuda yok. Kanaatimi söyleyeyim Meral Hanım. Biz, özür dilerim Şaban Bey, biz Erdoğan'a karşı Voltran'ı oluşturacağız desinler. Biliyorsun değil mi Voltran? Yok, 80'lerde bilmiyorum. Bir çizgi film, 5 tane robot birleşiyor, böyle büyük kocaman bir robota dönüşüyor. Fakat orada hani simetri birbirine uyuyor, robotlar birbirine aynısı. Burada simetri uymuyor, şimdi aynı benzemez, değil. İki benzemez. Ama sonuçta böyle Voltran oluşturacaklarsa oluşturabilirler. HDP ile İYİ Parti nasıl bir araya gelirmiş? Gelmemeliymiş. Niye? Çünkü bir araya gelirlerse İdolojik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zararı olur önümüzdeki seçimde. Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu. Kardeşim, şimdi bu İki parti, HDP ve İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Saadet Partisi ve belki Gelecek Partisi ile Deva Partisi önümüzdeki seçimlere hani ittifak halinde dayanışmayla girecekleri belli. Onun işaretlerini veriyorlar. Bu gayet meşru bir şey. Ve bunlar hani iki benzemez. Değil. Ya bunlar kan davalısı diye bir araya geliyor falan. Kardeşim niye bir araya geliyorlar? Diyorlar ki bu partiler, Türkiye'de demokrasi yok. Hukuk yok, adalet yok, insanlar işte ekonomi kötü, yani bu muhalefet partilerinin iddiaları. Ve biz birleşerek seçimi kazanacağız, ülkenin yönetimine biz geleceğiz, ülkeye parlamenter sisteme döndüreceğiz, tekrar demokrasiyi, hukuku, adaleti egemen kılacağız. İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun lafı var, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek, yoksulluğu bitireceğiz diye iddiaları var. Bu nedenle yani bu söylemde, bu iddiada birleşiyorlar. Hani tamam. İYİ Parti ve niye gizli kapaklı? Niye gizli kapaklı Şaban iki, Bey? İki. Bunu niye alenileştirmiyorlar ya? Alenileşiyor. Yavaş yavaş. Ya. Yani yavaş yavaş mesela sürekli HDP'ye dair. Bunlar nasıl bir araya gelir? Kaçamak cevaplar. Ya kardeşim bakın 2015 seçimlerine kadar hatta 2000 Sayın Cumhurbaşkanı 2014'te seçildi değil mi ilk Cumhurbaşkanı? Evet, Ağustos 2014. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimine giderken Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemlerini hatırlayın. Ya şimdi burada söylesek rütük kapatır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o kadar ağır ifadeler. O kadar ağır ifadeler Sayın Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik. Neden aday olamaz, neden Cumhurbaşkanı olamaz diye Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis grubu toplantısında Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları anımsayın. Yani ağza alınmayacak laf yani var. O, yani ama bir araya geldiler. Bir araya geldiler. Yani nasıl geldiler? Tamam. Meral Akşener'de Selahattin Demirtaş'ta gelebilir. Tamam, ben de diyorum ki HDP ile İYİ Parti bir araya gelmelerinde yani şeyde taban karar verir. Ne kadar uyuşu uyuş bu ayrı bir mesele. Benim burada itirazım şu. Bu işi bu kadar hani böyle gizli kapaklı bu ya işi gizli bu kadar kapaklı yapmıyorlar niye? Niye gizli? Ya ne gizli, gizli kapaklı, kapaklı işte alenileşmiyor. Selahattin Demirtaş bu ülkede bir medya organına Ruşen Çakır'a galiba değil mi? Evet, Ruşen Çakır'a. Açıklama veriyor açık açık yani yayın yapıyor. Hayır söylüyor kamuoyuna. Zaten. Diyor ki işte imkanım olsa diyor eşimi alırım diyor Meral Hanım'ın kapısına giderim ya kahvaltıya geldik derim diyor. Şimdi bundan daha meşru daha
Ali'nin. Neresi gizli bunun? Peki. Hayır. Bir dakika. Bir de Zafer'e söz vereyim. Cevabı... Meral Hanım'ın cevabını... Bir de Zafer'e söz vereyim. O da şey, Meral Hanım da, Meral Hanım da ne diyorsun diye soruyor gazeteciler. O da çıkıyor diyor ki... Evet diyor, gelirse diyor açarım kapıyı, kahvaltıyı yaparız ama şöyle bir işte kan davası şeyi vardır. Gittikten sonra gene davamız devam eder. Diyor ki bence Meral Hanım orada yanlış diyor. Niye? Yani ya Meral Hanım'ın bu lafı, ya bu yanıtı, kan davası anımsatması hem bizim toplumun huzura ihtiyacı var. Birleşmeye, bütünleşmeye ihtiyacı var. Neyin kan davası? Yani belki hani ikiniz bir araya gelirseniz belki konuşarak sorunları aşacaksınız. Konuşarak ülkenin sorunlarını aşmasına katkı yani bulacaksınız. Yani daha bile ılımlı bir yanıt geride verebilirdi anlamında. Daha sıcak yanıt sıcak verebilirdi. Vermesi gerekir. Hı. Vermesi gerekir. Tabii Şaban Bey diyor ki Voltran'ı oluştursunlar. Meral Hanım'ın Erdoğan'a karşı Voltran'ı oluştursun. Meral Hanım'ın bu yanıtı Cumhur İttifakı'nın işine yarıyor. Peki. Zafer, Voltran... ne var yani bunda? Bak daha da mesela ılımlı bir yanıt verebilir diyor tabii. Şaban. Ne olur yani bunda bir sıkıntı var mı? Yani Hulusi Bey'e söylemiştim de, sözü alırsa bir daha bırakmaz diye Samsun Terme'deki bak, bayram namazlarına kadar gittik farkındaysanız. Terme değil, Bafra. Bafra. Bafra'da pardon. Unutmuşum bu arada, özür dilerim. Şimdi sen çok konuşursan ama o girecek araya. Yok ben çok konuşmayacağım ya şöyle. Ya şu. Ama zaten söylediğimde bir yanlış var mı? Daha. Şu noktada size katılıyorum. Bence de Meral Hanım'ın verdiği cevap bence bir iletişim kazasıdır. Neyin kan davası ya? Bu ülkede Türk ve Kürtler bin küsür yıldır beraber yaşıyorlar. Yani buna tamam bir PKK terör örgütünün yarattığı bir kaos, bir vahşet ortamı var. Bir terör ortamı kan, söz konusu. Kan davası var da ama şöyle söyleseydi. Yani kan davası ifadesi hayır, bence çok sakıncalı. Yani çok oradan ve bence bu kurguyu Hulki Bey kim yapıyorsa, kim yapmaya çalışıyorsa onların da kurgusunu daha ilk andan ama bozmuş açıklamadır. Oradaki manayı bütün millet, halk hepimiz anladık. Kan anlamadık, davası derken anlamadık, terörü kastediyor. Şimdi Meral vallahi Hanım şunu söyleseydi, Meral ya, Hanım şunu söyleseydi anlardık biz. Belki aceleye geldi söyledi. Evet ben kapımı çalana kapıyı açarım. Kahvaltıya da öğlen yemeğine de davet ederim. Ama bir şartım var. PKK bir kere silah bıraksın. Ondan sonra taban bir araya zaten gelirdi. Hulki Bey, şimdi mesele bu, o, bunu söylemeden bakın, güzel bir noktaya bunu söylemesi yanlış. Şimdi bir şey. Zaten mesele o işte. İlk bölümde de söyledim. Mış gibi yapıyorlar. Aceleye gelmiş bir açıklama. Yapılması gereken açıklama budur. Hulki Bey'in az önce söylediği açıklamadır. Silahı bırak. Evet kardeşim gel, benimle ittifak mı yapmak istiyorsun? Tamam. Birlikte yol mu yürüyeceğiz? O zaman sen şu bir türlü çekemediğin o PKK ile arandaki çizgiyi bir çek. PKK'ya da yapabiliyorsan bir silahları bırak çağrısı yap. 2015 seçimler öncesinde yapmıştı. Seçimden hemen sonra da gerçekçi olalım biz dedik diye PKK silah bırakmaz demişti Selahattin Demirtaş. Evet. Bu açıklamayı bir yap. Ondan sonra bir önümüze bakalım dese, diyebilse ama niyeyse diyemiyor. Yani şimdi kahvaltı daveti, hani Meral Hanım yine bir şey olmuştu böyle bir tartışma da Netflix'le ilgili, Dark diye bir dizi izliyorlardı. Evet. Bence kahvaltı yetmez, partilerinin yetkili kurullarıyla beraber toplansınlar, bir de beraber Dark izlesinler Netflix'te. Belki o uzlaşamadıkları çelişkileri orada daha iyi bence giderebilirler. Ya bu hakikaten komedi ya. Bir şey gerçekten soracağım, bir komedi. Dakika dur. Şimdi demin bak, bir şey söyledin, onu aradan kaçırmak istemiyorum. Kurguyu kim yapıyorsa bozdu geleyim dedin. Kurguyu bak, kim yapıyor? Zaman, Akşener bunu bilerek mi bozdu? Bak, kurguyu evet, kimin yaptığının kim cevabı Meral Hanım'da. Tarih 6 Haziran 2018. 24 Haziran seçimlerine ne oluyor? 18 gün var. Hı-hı. Meral Hanım bir televizyon kanalına çıktı ve dedi ki ifade aynen şöyle. Bize HDP'nin de içinde yer aldığı, hı-hı, CHP'nin, Saadet Partisi'nin Abdullah Gül'ü çatı aday olarak desteklememiz istendi. Peki. Bize söylendi. Şimdi o zaman bu proje hayata geçmedi. Sonra aradan 2 yıl geçti. Bugün görüyoruz ki HDP ile İYİ Parti'yi bu sefer yeniden bir araya getirmek için sanki bir kurgu var. Şimdi Hasip Kaplan'ı hepimiz tanıyoruz. Evet. Yıllarca HDP'den milletvekilliği yaptı. 19 Ağustos günü, bu yıl 19 Ağustos'ta, geçen 19 Ağustos'ta bir tweet atmış Hasip Bey. Diyor ki Meral Akşener diyor çatı aday olabilir diyor. Yardımcısının diyor bir Kürt olması şartıyla diyor. Ancak diyor müzakere, evet, uzlaşmaya böyle varılır diyor. Ya yani şimdi bugün, bakın. Bugün. Şunu söyleyeceğim bak yani, şu cümle önemli. Bunu bir söyleyeyim sonra sen al lütfen. Ya bu ülkede geçmişte Kürt kökenli cumhurbaşkanımız da oldu. Başbakanlarımız da oldu. Tabii ki bir Kürt kökenli vatandaşımız Meral Hanım'ın yardımcısı olabilir. Çatı adaylık söz konusu olur ise. Ama bakın yani şimdi bize, daha doğrusu kendi tabanlarına ne mesaj vermeye çalışıyorlar? Dakika, neye bak, hazırlamaya şunu çalışıyorlar? Şunu bir netleştirelim. Ben sana sorarak burada gitmek istiyorum. Şimdi
Birinci kurgu Abdullah Gül'ün çatı adaylığıydı. Akşener aday olduğunu açıklayarak bunu engelledi. Doğru mu? Hem Akşener hem Muharrem İnce bence. Tamam, ikisi de. Tamam. Şimdi bugün ikinci kurgu ne? Yani Akşener'in çatı adaylığı mı? Ama Akşener'in zaten gönlünden adaylık geçtiğini biliyoruz. O konuda benim başka bir düşüncem de var. Sadece benim düşüncem olarak söylemeyeyim. İki ihtimal görüyorum ben. Birincisi, Sayın Akşener bence de ciddi ciddi Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etmiş durumda. Sayın Akşener'i destekleyen Yeni Çağ gazetesini ben her gün dikkatle okurum. Önemli de köşe yazarları var. O köşe yazarlarının yazılarında ben şunu görüyorum. Ya hakikaten orada Sayın Akşener'in adaylığı için bir çalışma başlatılmış durumda. Mesela geçen hafta iki tane köşe yazarı Abdullah Gül döneminde Abdullah Gül'ün kaç tane kendisinin önüne gelen kanunu iade etmediğini falan yazıyorlardı. Yani bir hani o CHP'nin yakıştırdığı bir Çankayan Oteli tabiri vardı ya. Onlar şimdi onu işliyor ve çok ciddi Abdullah Gül eleştirileri var. E şimdi bir tarafta Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın çatı adayı olduğu, Kemal Bey'in kafasındaki isim olduğu söylenirken Akşener'e yakın köşe yazarları Abdullah Gül'e çakıyor gazetecilik tabiriyle. Ya bugün Akşener gene şimdi, Gül'ü mü? Gül'ün çatı adaylığını mı bozmaya çalışıyor? Neyi bozmaya çalışıyor? İşte şu var. Ya birinci ihtimal şu. Ya Sayın Akşener çatı aday olmak istiyor. Abdullah Gül'ün olmayacağı da bence Muharrem İnce'nin son çıkışıyla beraber kesinleşmiştir. Muharrem İnce hiçbir şey yapmasa bile bundan sonra o işi bloke etmiştir. Sayın Akşener de çatı aday olduğunda HDP'nin oyuna muhtaç olduğunu biliyor. Ya da eğer bir kurgu varsa bu kurguyu planlayanlar. Dolayısıyla HDP ile İYİ Parti tabanını bir araya getirmek istiyor olabilirler. İkinci form şey de şu halde ihtimalde bu da konuşuluyor. Sayın Akşener'in böyle bir niyeti var ama Sayın Akşener'in çatı aday olması istenmiyor. Bu tip açıklamalarla aslında kendisi de böyle çok net bir tavır koyamadığı için Şaban Bey'in tezini biraz doğruluyor. Hani bu Cumhur İttifakı'na yarıyor diyor ya bu tip açıklamalar. Böyle bir görüş de var. Yani burada Sayın Akşener HDP'ye net bir tavır koyamıyor. HDP işte Sayın Akşener'e yakınlaşmaya çalışıyor. Bu da İYİ Parti'nin tabanını oluşturan milliyetçi kesimleri ve Akşener'e sıcak bakan ulusalcı kesimleri rahatsız eden bir algı yaratabilir. Tabii buradaki sorulardan yani biri de... İki ihtimal var. İlk ihtimali özellikle kurgucu kim? Yani bir kurgucu var. Kurgucunun ya da kim olduğunu Sayın Akşener biliyor. 6 Haziran 2018 tarihinde bize Sayın Abdullah Gül'ün çatı adaylığında birleşmemiz söylendi cümlesini açması lazım. Kim söyledi Akşener'e? İşte kendisi açıklayacak bunu. Söylemiyor. Kim size söyledi? Niye söyledi? Hangi amaçla söyledi? Bileniniz var mı Türkiye bunu? Bilmiyor bunu. Kim ya söyledi? Sayın Kılıçdaroğlu ne yok ya? Kendisinin açıklaması yok, var Şaban Bey. Ama yok yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine bu teklifi getirdiğini ifade etti Meral Hanım. Ya Kemal Bey de sayıyor. Mu? Ya ama bak, arkadaşlar bakın şimdi siz Sayın Akşener'in söylediği kayıtlar altında bir olan bir konuşmayı sanki öyle değilmiş gibi anlatıyor. Kemal Bey bana geldi. İşte hiç öyle Kemal Bey bana geldi hayır, falan demiyor Şaban öyle Bey. Dedi. Ben size çıkartayım öyle, ya. Bakın buluruz. Ya ben çıkartayım. Buluruz. Ya lütfen Kemal Bey olan şeyleri geldi, sanki öyle işte değilmiş Abdullah gibi anlatmayın. Ortak ya. Aday yapalım dedi. Anlatmayın böyle. Hatta geçen de Halk TV'de verdiği bir başka röportajda diyor Meral Hanım. Dedi ki ya ben o zaman Abdullah Gül'ün adaylığına karşı çıkmadım. Ortak adaylığına karşı çıktım. Hani ortak aday yapmayalım. Hı hı. Hepimiz ayrı ayrı aday çıkaralım dedim. Hani Abdullah Gül arkadaşım benim. Onun adaylığını veto etmedim anlamında laflar söyledi. Peki geçtim ben ifadeyi tam olarak okuyayım da yani Türkiye'de yaşanmış milyonlarca insanın bildiği bir vakayı çünkü bu konudan devam sanki merak öyle değilmiş gibi anlatmak kim? Da ya da bakın, kimler? Sayın Akşener'in tarih 6 Haziran 2018 aynen tırnak içinde ifadesi. HDP'nin de içinde yer aldığı CHP'nin, Saadet Partisi'nin hepimizin bir araya gelip Sayın Abdullah Gül'ü aday göstermemiz istendi bizden. Tam ifade bu. Şimdi burada CHP'yi de saydığına göre bu teklif kendisine Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmiş olabilir mi? Olamaz. Yani bence Sayın o zaman Akşener, Abdullah Gül'ün talebi mi bu? Bilemiyoruz. İşte demek ki bakın cümlenin gidişatına, cümlenin yapısına baktığımızda bütün bu ismi geçen kişiler ve siyasi partilerden bağımsız olarak bir irade, bir güç adına ne diyorsanız deyin. İşte bu siyasi partilerimizden ve liderlerimizden Abdullah Gül'ün çatı adaylığını desteklemelerini istemiş. Peki bu kurgucu kim derken 10 Eylül bugün yazısından Abdülkadir Selvi'nin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çevresinde yer alan bir grup Selahattin Demirtaş'ın siyasi denkleme girmesi için bir çaba içine girdi. Bunda Ali Babacan'ın partisinin tutmamasının etkisi var mı bilmiyorum ama yeni plan şu. Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek. Böylece muhalefet bloku olarak Erdoğan'ın karşısında
tek aday çıkarmak. Demirtaş'ı parlatmaya çalışıyorlar, onu anlıyorum da bunu milliyetçi Meral Akşener üzerinden niye yapıyorlar onu anlamış değilim diyor. İşte yani, orada Abdülkadir Selvi bence Meral Akşener'e demin konuştuğumuz ikinci ihtimalin uygulanmakta olduğunu söylüyor. Hı. Yani milliyetçi kesime yaratılmış bir algı, negatif bir algının oluşturulduğu. Algı diğer taraftan da amacın Akşener ve Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek olduğunu ifade ediyor. Ve Gül'ün çevresinde yer peki alan bir da, grubun. Olabilir mi bu? Olabilir. Her şey oluyor siyasette de. Bu da çelişki değil mi? Yani kahvaltıda buluşmayı normal karşılayan iki siyasi figürün de Cumhurbaşkanı adayı olmaması sağlanacak ise bu iki figür bunu fark etmiyor mu? Yani ya biz tabanlarımız uyuşmuyor, doku da uyuşmuyor. Bir arada kahvaltı yaparsak madem böyle de bir plan var, ikimizi de saf dışı bırakacaklar diye bu iki insan düşünemiyor mu bunu? Yani o zaman birisi Meral Akşener'e tuzak kuruyor demektir. Yani Akşener ve ekibi nasıl MHP'den ayrıldı o süreci hepimiz yaşadık, uzaktan gördük. İyi Parti'den de ayrılıp başka parti kuran olur. İyi Parti kendisini sıfırlamış olur. Böyle bir şey olur mu? Meral Akşener akıllı bir politikacı, akademisyen. Bunu görmemiş olabilir mi? Yani bu lafı, yani kendisini ikinci bir sözü söylemesi lazım. İkinci bir açıklaması olması lazım. Ben size Atatürk'ten bir örnek vereyim. Atatürk'e diyorlar ki yeni hükümet kurulurken hükümetinizin dini olacak mı diye. Atatürk birden cevap veriyor. Olacaktır efendim, tabii hükümetin dini olacaktır, hı hı, diyor. Sonra şöyle yazıyor Atatürk. Ben diyor bu soruyla karşılaşmayı hiç istemiyordum. Bu soru bana aniden soruldu diyor. Şimdi hükümetin dini olmayacak desem propaganda yapacaklardı diyor. Dinsiz hükümet diyeceklerdi. O sırada ağzımdan bu çıktı diyor. Atatürk'ün sözü bu. Ben bu soruyla muhatap olmak istemiyordum diyor. Koskoca Atatürk. Şimdi Meral Akşener de bu soruyla muhatap ihtimallerden biri. Muhatap olmayı istememiş olabilir ve ağzından hızlıca evet kapıyı açarım. Bu lafı söyledikten sonra ya ben ne yapıyorum? Düzeltmek için de kapıyı kapattıktan sonra dava devam eder diyor. Şimdi o yüzden Sayın Akşener'in ikinci, üçüncü açıklamayı yapması ve kamuoyunu aydınlatması gerekir. Zafer Yeni Çağ Gazetesi'ni söyledi. Ben yaklaşık 10 yıl Yeni Çağ Gazetesi'nde, hı hı, köşe yazdım. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'nin okuyucuları ve yazarları da HDP ile asla bir araya gelmeyi onaylamayan bir kitle. Yani Yeni Çağ Gazetesi bugün yapmaz, asla yapmaz, aklıma bile gelmez. Manşetten bu kahvaltıyı öven haberler bile yapsa yapmaz. Yeni Çağ Gazetesi'nde kendisini inkar etmesi anlamına gelir. Yapsa da tutmaz zaten. Yani bu operasyon Selahattin Demirtaş için kaybedecek bir şey yok. Ama Meral Akşener kendisi genel başkan olarak siyasette yeni. Hani eski siyaseti var biliyoruz ama genel başkan olarak, tek kişi olarak yeni. Kendi kendisini sıfırlamış olur. Bunu düşünemeyen bir genel başkan nasıl Cumhurbaşkanı adayı olacak? Şöyle de bir şey mümkün değil mi Ülkü Bey? Yani bir açıklama bekliyoruz şimdi aslında. Şimdi eğer Meral Hanım Cumhurbaşkanı adayı olacaksa çatı aday ya da öbür türlü bir aday. Bence olmalıdır, olsun. Tamam. Çatı aday ya da işte çoklu aday ikinci tura kaldı. Öyle de böyle HDP oylarına da ihtiyacı olduğunu görüyor. Yani %10-11'lik bir HDP kitlesi var. Yani dim yatak yani, birince giderken meselesi olur o. Dim ama o yüzden işte böyle ortalama bir cevap. Ya neden yani, belki, o yüzden yani, ortalama bir cevap. Yani kendi tabanını da tutan ama o tabanı da bu tarafa çekebilir miyim hesabını içeren bir cevap bu cevap. Bu cevap öbür türlü dediğiniz hani eğer mesela toptancı bir şekilde hani reddetse o zaman Cumhurbaşkanı... Yok, şartı var. Hükümetin yapamadığını yapardı. Tek başına da Cumhurbaşkanı da seçilirdi Meral Akşener. Demin söylediğimi yapsaydı. Evet, kahvaltı hazır. Ben sana Van kahvaltısı, Güneydoğu Diyarbakır kahvaltısı da hazırlarım. Çok zengin bir kahvaltı hazırlarım ama tek şartım var. PKK silahı bıraksın. İdeal olanı o. Ve bıraktırsaydı tek başına Cumhurbaşkanı eyvallah olurdu. İtirazım yok. Ha. Yani ideal olanı bunu, bu ama Meral Hanım hani bunu yerine böyle bir cevap verdi. Burada Meral Hanım pekala yani siz diyorsunuz yani Meral Hanım acaba şeye mi hani mayına mı basıyor zorla itiyorlar mı mayın tarlasına? Yani biri bir kurgu mu yapıyor? İşte evet gibi. Yani bir kurgu mu? Ben yani mesele ben Meral Akşener'in aslında adaylığını mı engellemek? Hayır. Ya da birinin önüne çıkmasını mı engellemek? Hayır ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Bilakis, hı-hı, Meral Akşener'i HDP tabanına alıştırıyorlar.
Yani tabanları birbirine alıştırıyorlar. Çünkü öyle ya da böyle HDP'nin oyu %11. Yani ölüsü %10. Bu yabana atılacak bir oy değil. Hele hele Cumhurbaşkanı hesabınız varsa asla yabana atacağınız bir oy değil. Buna ihtiyacınız var. Hele hele çatı aday olacaksınız. Çok daha fazla ihtiyacınız var. Ya aslında çatı aday İkinci tura kalacaksa da kaderi belirleyecek. Ya da çatı aday kim olursa olsun bu iki parti bir arada hareket etmek zorunda mı diyorsun? Şöyle, kalabalığın içinde İkisinin de olması lazım. Olacak. Yani istiyor. Bakın ya. Önceki şeyde Millet İttifakı'nda HDP de olacaktı. Saadet'in de istediği oydu. Kemal Bey'in de istediği oydu. Ama İyi Parti itiraz ettiği için HDP dışarıda kaldı. Ya zaten HDP olacaktı içinde. Çaresizlikleri de ondan. Hulki Bey diyor ya hani Meral Hanım niye bu açıklamayı böyle yekten yapmıyor? Hani silahları bırakın gelin. Ya yapamıyorlar işte. Yani mesele o. HDP'nin oyu olmadan ne belediye alabiliyorlar ne hepsi bir araya gelip Tayyip Erdoğan'ı yakalayabiliyorlar. Bütün Hande. Denklem burada HDP'nin oyu işte. Hande, o yüzden bu kadar net karşılarını alamıyorlar. O yüzden bu kadar hemen kapıları kapatamıyorlar ya da açamıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Hande, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bakın şeyi gözden kaçırıyoruz biz. Milletvekili seçim bir kenara itin. Onu düşünmeyin. Cumhurbaşkanı seçimine odaklanın. Orada yani 51-49 ya. 51-49 yani %1 bile. Hatırlayın ya Cumhurbaşkanı seçiminde %25'lik partiler bile kıymete bindi ya. Adresini bulamadığımız, liderini Google'dan taradığımız partiler denklemin içine girdi ya. Yemin ediyorum ya Google'dan ya bu adam kimdi diye baktığımız denklemin içine girdi. %25'lik parti denklemin içine girdi. Şimdi böyle bir hesaptan bahsediyoruz. Bu hesapta HDP'nin %11'lik oyu görmezden gelinebilir mi? Bakın Şaban Bey çok doğru bir şey söylüyor. Yani katılıyorum, altına da ıslak imzamı atıyorum Şaban Bey. Çok iyi. Hangisine? Yani eğer diyor ya hani Erdoğan'ı devirmek istiyorsan, kazanmak istiyorsan HDP ile işbirliği gayet normaldir ve olmalıdır. Evet. Ya tamam evet. Ben buna bir şey demiyorum. Burada anlamadığım şu. Burada sıkıntı HDP şu. HDP görünür olmak istiyor. Açık açık burada yer almak istiyor. Bravo. Ama İyi Parti'de baktığında HDP'ye karşı bir parti. Orada tamam şöyle mı? Bir sorun nasıl var. Nasıl olacak? Kahvaltıda mı yani bunlar bir araya geleceklerdi? Öyle mi olacak? Onu soruyorum ya, ben. Ya o hattın içine bir şekilde hani hepsini bir yere toplayacaklar. Tamam oldu. Bir kere o tabanlar HDP, evet mi diyecek? HDP'yi şeye ikna ederler. Meral Akşener'in çatı adaylarını da ikna ederler. Emin olun. Ederler. Yani Erdoğan karşıtlığı meselesi var ya. Abdullah Gül'e derler mi? Sihirli cümle. Abdullah Gül zaten HDP'nin itirazı olmaz. Abdullah Gül üstüne HDP'nin itirazı olmaz. HDP'yi Meral Akşener'in çatı adaylığına ikna ederler dedin. HDP ben ikna de olur. Abdullah Gül'ü Meral Akşener'in çatı adaylığına ikna ederler mi? Ekrem İmamoğlu'nu Meral Akşener'in çatı adaylığına ikna ederler mi? Orası soru işareti. Çünkü Meral Hanım istiyor. Oralar hep soru Hayır, işareti. Hayır. Meral Hanım istiyor çünkü. Meral Hanım istiyor. Tersinden sorulacak soru şu. Akşener'in adaylığına HDP tabanı evet diyebilir belki ama HDP'li bir adayın ya da onlarla ilişkide olan bir adayın adaylığına İyi Parti'nin seçmeni evet der mi? Demez. Demez. Ya, bence HDP'nin tabanı da Sayın Akşener'in adaylığına öyle çok düşünüldüğü gibi gönülden bir evet falan demez. Yok gönülden yani değil ama yani, Erdoğan karşılığı şimdi, işi unutmayın, var ya. Unutmayın çünkü bir reklama gitmemiz gerekiyor. Reklam dönüşü buradan devam edeceğiz. Zafer'in ortaya attığı acaba bir kurgucu var mı? Kurgucu kim sorusunu da soracağız ve buradan bir şey konuşmayı sürdüreceğiz. Gitmeden, o kurgucu Meral Akşener'in yanındaki danışmanlardan birisi de olabilir. Dikkat etsin danışmanlarına. Buyurun. Kim o danışman diye de Hulki Cevizoğlu'na soracağız. Reklamlardan sonra.